Merhabalar arkadaşlar. Bugün Enes hocamızla beraber balığa gideceğiz inşallah. Birkaç sefer gittik, bir şey çıkmadı. Enes, inşallah bu sefer başaracağız kardeşim. Evet arkadaşlar. Haberleri aldım varmış. Evet evet, istihbarat aldık, balık var dediler. İstihbarat akını varmış. İnşallah doğruysa, yalan bir haber değilse, fake haber falan değilse. Nasip. Şimdi arkadaşlar, arabayı ben koltuğa kapatayım. Yeniden başlayayım. Şimdi aracıma bindim, koltuğumu ayarladım, kemerimi taktım arkadaşlar. Kontağımı şöyle bir yarım açıyorum. Ayna ayarlarımı da yapıyorum değil mi? Yani aynanın 4'te 3 ya da hatta 5'te 4'ü diyeyim. %80'i yol, %20'si araba olsun yeter. Az bir arabayı görüyoruz sağ sol aynadan. Dikiz aynamızdan da arkayı görüyoruz. Ayarları yaptık. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bazı araçlar DBC frene basmadan çalışmaz. Bazı araçlar çalışır, bilginiz olsun, tamam mı? Vites boşta olsun arkadaşlar. Eğer aracınız debriyaja basmanız gerekiyorsa debriyaja basa çalıştırırsınız. Gerekmiyorsa benim gibi basmadan çalıştırırsınız. Bakalım bizim emekler çalışacak mı? Bismillah diyelim, başlayalım. Bakalım. Evet, çalıştı arkadaşlar. Bugün bana kıyak geçti. Her zaman böyle jest yapmıyor, hemen çalışmıyor. Enes bazen öyle, evet, sıkıntı uğraştırıyor beni benim araba. Şu cüzdanı da şuraya koyalım. Evet arkadaşlar, İstanbul'dayız biz. Nereye gidiyoruz? Beykoz. İstanbul İBB'nin sosyal tesisleri var, oraya doğru gidiyoruz. Şimdi önümde araba var. Binmeden arkama bakmıştım. Geçen videoda söylemiştim ya size arkadaşlar. Binmeden bir arkanıza bakın. Hatta sınavdaysanız lastik kontrolü yaparken de bir bakın. Arka tarafta yer var mı? Değil mi? Şimdi tekte çıkamam. Önümde yer çok az. Ne demiştim ben size? Şu öndeki aracın tamponun altına kadar görmem lazım. Şu an inanın tamponun daha başladığı yeri zor görüyorum. Yani şu kadar falan daha görmem gerekiyor. 30-40 santim. Demek ki bu araba tek seferde buradan çıkmaz. Arkamda yer olduğu için dümdüz geri gelip böyle çıkacağım. Ha? Olmasaydı arkadaşlar sağ ileri sol geri, sağ ileri sol geri yapmak zorunda kalacaktım. Ama ben uyanık davrandım, binmeden aracım arkasındaki yere baktım. Şimdi aracım çalışıyor. Debriyaj frene bastım. El frenimi indirdim. Vitesimi geri aldım. Freni hafif kaldırırken debriyajı yarımladım arkadaşlar. Gaz vermeden yarım debriyaja geliyorum buralarda. Arkamdaki mesafeyi biliyorum ben az çok. Geldim, durdum arkadaşlar. Tam debriyaj fren. Vitesimi 1'e aldım. Tam sağa çevirdim. Sağ sinyalimi verdim. Hem sağdan gelen var mı, hem karşıdan gelen var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Arkamı ve önümü kontrol ediyorum. Hafif freni kaldırdık, debriyajı da yarımladık. Tekrar durduk. Bir kız vardı, geçecek gibi oldu, vazgeçti. Tekrar freni kaldırdım, debriyajı yarımladım. Şöyle arkadaşlar, araca değmeden durdum. Vitesimi geri aldım. Tam sola direksiyonumu çevirdim. Yine freni kaldırırken debriyajı yarımladım. Yavaş yavaş yarım debriyajı tutuyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bırakmıyoruz. Kavrama da ağır ağır geliyoruz. Fren kontrolüyle bakın. İstersen basınca duruyor, bırakınca gidiyor. Basınca duruyor, bırakınca gidiyor. Geldim, geldim. Evet, önümdeki mesafe yeterli. Tam debriyaj fren yaptım. Dururken tam debriyaj fren. Vites 1. Yine direksiyon sağ. Soldan sağdan gelen var mı? Freni bıraktım, debriyajı yarımladım. Biraz da gaz veriyorum. 1, 2, 3. 4. saniyede debriyajı bıraktım. Şimdi arkadaşlar sağa döneceğim. Sinyal. Önce solu bir kontrol ettim gelen var mı diye. Kafayı uzattım. Sonra sağa baktım. Direksiyonumu çeviriyorum aracı geçtikten sonra. Topluyorum. Vites 2, debriyaja basıp 2'yi aldım. Debriyajı bıraktım. Burada sola döneceğim. Sola sinyal. Köşe başı arkadaşlar duracağım. Debriyaj, fren. Vitesimi 1'e aldım. Sağı solu kontrol ediyorum. En çok kazalar böyle yerlerde oluyor, bilginiz olsun. Freni bıraktım. Debriyajı yarılmadım. Gaza dokunuyorum yarım debriyajda. 1, 2, 3. Debriyajı da bıraktım. Anladınız mı arkadaşlar? Bu köşe başlarına dikkat edin. Araba bağırdı, debriyaj 2. Debriyajı kaldırırken gaz. Böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Balığa giderken de ne yapıyoruz Enes? Eğitim yapıyoruz değil mi? Kesinlikle. Öyle boşa vakit harcamıyoruz arkadaşlar. Vakit nakittir. Dün de depoyu doldurduk. Hani biraz ağır geldi rakam olarak. Allah çok şükür çeyrek depo vardı Enes, 1/4. 1,5 daha alınca doldu. Ben biliyorum, hani biz izleyenlerimiz, tekrar arkadaşlar burada duracağız. Debriyaj, yavaşça fren. Acemi olduğunuz için durun, tamam mı arkadaşlar? Vites 1. Kontrol ettim. Yarım debriyajda gaz verdim. 1, 2, 3 debriyajı bıraktım. Direksiyonumu topladım. Kasisi geçtim. Gazı bırakı debriyaj 2. Debriyajı kaldırırken gaz. Biz izleyenler diyor ki hocam işte bu devirde işte ne bileyim hani gerçekten arabam yok ki pratik yapayım diyoruz ya. Evde pratik yap falan diyoruz. Hocam diyor ah ya araba nerede diyor, olsa da yapsak diyor. İnsanlar haklı. Araç bağırıyor arkadaşlar. Gazı bıraktım, debriyaj 3. Debriyajı kaldırırken gaz. Tabi araba sahibi olmak bir dert. Bunu doldurmak depoyu ayrı bir dert demez. Aynen, hepimiz yaşıyoruz zaten bu durumları. Evet arkadaşlar, gazı bıraktım. Debriyaja basıp 2'ye aldım. Debriyajımı yavaşça kaldırdım. Kasisten geçtim. Gaza dokundum. Kasisten 2 ile geçiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Çok hızlı geçmeyin. Biraz hızlandım. Yine gazı bıraktım. Debriyaja basıp 3'ye aldım. Debriyajı kaldırırken ufak ufak gazla devam ediyorum. Şimdi bakın kavşağa doğru geliyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Bakın o araç ne yapıyor? Ne yaptığı belli değil. Tedbir olsun, hemen ayağım debriyaj frene geldi.
Baktım sağıma soluma, sıkıntı yok. Şu aradan dalıyoruz arkadaşlar. Biz kestirme yolumuz bizim burası. Çavuşbaşı üzerinden gidiyoruz. Dağ yolundan gidiyoruz. Az önce şeyden baktım, haritalardan, navigasyondan. Şirin yolunda trafik var. Enes, yol kapalı mı? Hafif fren debriyajı 2'ye kaldı. O zaman soldan gideceğiz mecbur. Evet, karşı yolu kapatmışlar arkadaşlar. Uyanıklık yapalım dedik ama olsun, yine kestirme ama yarım kestirme gibi olacak. Şimdi mecbur sola döneceğiz. Çünkü karşıya girişi kapatmışlar. Sola sinyal, debriyaj, fren, vites 1. Şöyle sağıma soluma baktım. Debriyajı kaldırdım yarıda. Gaz veriyorum. 1, 2, 3 bıraktım. Araba bağırdı, gazı bıraktım. Debriyaj 2. Debriyajı kaldırırken minik minik gaza dokunarak geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu köşe başlarında falan tabii ben size göstermek için diyorum, normalde ben durmam. Hani yavaşlar direkt geçerim ama siz acem olduğunuz için durun, tamam mı? Bir kontrol edin mutlaka. Ya yani usta şoför zaten şöyle bir saniye içinde, yarım saniye sağa yarım saniye sola bakıp gelen aracı kestirip hesabını yapıp ona göre gidebilir. Bizim bu anlatımımız ne için? Acemi sıfır adaylar için. Yani yeni öğrenenler için, değil mi Enes Hocam? Bazen önce yorum yapıyor altta da, hani usta şoförler, çocuklar, işi verenler. Hocam ya orada durulur mu falan. Haklısınız kardeşim, durulmaz da biz acemiye göre söylüyoruz. Ben de durmam. O ayrı mesele. Şimdi burada bakın, araç var önümüzde. Debriyaj falan yaptım. Durdum. Vitesi 1'e aldım. Freni kaldırdım. Yarım debriyaja gaz veriyorum. 1, 2, 3. Debriyajı bıraktım. Şimdi gazı hafif kaldırdım. Bıraktım arkadaşlar. Bakın. Araba kendi kendine gidiyor şu anda. Önde araç var diye hızımı azalttım ama araç kendi kendine gidiyor. Tamam mı? Şimdi önüm açılır gibi olduğu zaman ufak ufak gaza dokunuyorum. Minik minik. Evet, o ilerledikçe ilerliyorum gazla. Şimdi biraz daha gaz verdim. Gazı bıraktım. Debriyaj 2. Debriyajı kaldırdım ve gaza dokunuyorum. Buradan sağdan dalalım bu sefer Enes. Solumuzu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bir de buradan şansımızı deneyeceğiz. Kestirme mi diye. Kestirmeyi de biliyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa. Şöyle biraz hızlanalım. Hemen araçları beklerken geçelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz işte mahalle içinde nasıl gezilir, sokaklarda nasıl gezilir. Videosu olmuş oluyor bu da bir şekilde. Bazen soruyorlar hocam sokaklarda falan. Var gerçi bir tane ama bulamıyor herhalde kanalın içinde arkadaşlarımız. Var yoksa yok değil arkadaşlar. Hafif gazı bıraktım. Kasisten geçince gaza dokundum arkadaşlar. Kasis vardı orada. Şimdi şöyle ramp aşağı. Zaten bakın arkadaşlar, ramp aşağı, gazı bıraktım. Bakın araba gidiyor, ayağım frende. Hafif frenle iniyorum ve kasis olduğu için hızımı 20'lere indirdim. 20'ye geldiğinde bıraktım. Araç çıkıyor. Neyse, durdu, yol verdi. Freni bıraktım. Şimdi gaza dokunuyorum. Arkadaşlar aracım hızlı, otomatik vites gibi düşünün. Bayır aşağı, aracım hızlıysa gaza gerek yok. Ayağım frende. Tamam mı? Ayağım frende. Durma niyetim varsa debriyajın üstünde de olacak. Ama durma niyetim yok. Bakın hafif yavaşlıyorum. Viraja gireceğim diye. Freni ezdim, bıraktım. Şimdi ufak ufak gaza dokunuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Artık yani bir yola çıktıktan sonra uygun bir viteste gidiyorsanız araba artık otomatik gibi oluyor. Sol ayağı pek kullanmaya gerek kalmıyor. Çok aşırı durkak yapmanız gerekiyor. Özellikle uzun yolda arkadaşlar. 4'e 5'e attınız mı vitesi? Otomatik araba gibi. Gaz, fren, gaz, fren. Zaten durmayacağım. Vites değiştirmeyeceksem debriyaja gerek yok, değil mi arkadaşlar? Yine gazı bıraktım. Kasis vardı. Arabanın ön tekeri geçerken gaza dokundum arkadaşlar. Arka tekerin geçmesini beklemiyorum. Ön teker geçince gaza dokunuyorum. Vakit kaybetmemek için, trafiği aksatmamak için bunu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yine frenliyorum yavaş yavaş. Hatta debriyaja basıp 3'e alayım sizin için. Hop 3. Yine şu viteste sadece frenliyorum arkadaşlar. Arabam biraz bağırıyor gibi geldi. Fazla mazot yakmasın. Az önce onun muhabbetini yapmıştık, değil mi? Fazla para gitmesin diye büyük viteste gidiyorum ki devir düşük olsun, fazla mazot tüketmeyelim, değil mi Enes'imiz? Şimdi sağ sinyal arkadaşlar. Sağa döneceğim çavuşbaşına doğru. Böyle debriyaj. Frenimi de yavaşça ezdim. Vites 1. Sağ sinyal hazır. Direksiyonumu çevirdim arkadaşlar. Yerdeki kaldırımı aynam geçti. Freni bıraktım. Debriyajı yarımladım. Ufak ufak gaz veriyorum. Evet. Topladım. Debriyaj 2. Debriyajı kaldırdım. Hiç gaza dokunmuyorum. Kasisten geçtikten sonra gaza dokunuyorum. Şimdi sol şeride geçeceğim arkadaşlar. Sola sinyal verdim. Aynamı kontrol ettim. Araç uzakta. Güzelce sola geçtim. Bakın araç geldi önüme. Debriyaj, fren. Vites 1. Manuel bu arkadaşlar. Freni bırak, gaz verirken. Gaz verirken debriyajı yarımladık. 1, 2, 3. Debriyajı bıraktık. Araba bağırdı. Debriyaj 2. Debriyajı kaldırırken gaz arkadaşlar yine. Arkadaşlar bu çileyi çekmek istemiyorsanız otomatik kullanacaksınız. Tamam mı? Bilginiz olsun. Hocam ya bu nasıl, öyle olur mu da manuelde falan filan, doğru haklısınız ama yapacak bir şey yok. Duracağım, debriyaj, fren. Manuel böyle arkadaşlar. Vitesi boşaldım, hemen debriyajı bıraktım. Gördünüz mü arkadaşlar? Sol ayağımı dinlendiriyorum. Biz her durduğumuzda şoförler hemen vitesi boşaltıp debriyajı bırakırız. Çünkü bu sol ayak bize çok lazım trafikte. Çok yoruyor. Sınavda da size lazım. Haberiniz olsun. Debriyaja basıp 1'e aldım. Yeşil yandı. Freni bıraktım. Gaz verirken debriyajı yarımladım. 1, 2, 3. Debriyajı bıraktım. Hızlandım. Gazı bıraktım. Debriyaj 2. Debriyajı kaldırırken gaz arkadaşlar.
Dün anlattığım videoda anlattığım gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim yokuş kalkışım. Hızlandım. Gazı bıraktım, debriyajı 3, debriyajı kaldırırken gaz. Dün size anlatmıştım arkadaşlar, biz genelde böyle kalkıyoruz. Freni bırakıp gaz vermeye başlarken biz debriyajı kaldırıyoruz. Öbür türlü siz debriyajın kavramasını bulurken stop ettirme riskiniz oluyor. Hani debriyaj fren dayağınız, hafif hafif debriyajın kavramasını bulayım derken onu bir geçiriyorsunuz bir santim, tık geçmiş olsun stop ettik. Benim gibi yapsanız en fazla bir karış iki karış geri kayar araba. Ama çabuk yapmanız lazım, tamam mı? Şimdi duracağım, fren ve debriyaj. Boşa aldım, debriyajı bıraktım. Bakın burası yine yokuş. Şimdi siz şöyle kalkıyorsunuz, bakın vitesi 1'e alayım. Şimdi debriyajı kavrama getiriyorsunuz. Freni bırakıp gitmesini bekliyorsunuz ama o kavramayı beceremiyorsunuz. O zaman ne yapayım? Freni bırak, gaz verirken debriyajı yarımla. 1, 2, 3. Gördünüz mü arkadaşlar? Araç böyle bir 10-15 santim, 20 santim geri kaydı. Ama bunu hızlı yapmanız lazım, tamam mı? Vitesi 2'ye aldık debriyaja basıp. Biraz daha hızlanalım arkadaşlar. Araba bağırsın, 2000 devre geçsin. Debriyaj 3, debriyajı kaldırırken gaz. Anladınız mı arkadaşlar? Siz dediğim gibi öyle yapıyorsunuz ama yapamıyorsanız arkadaşlar benim dediğimi, bu biraz zor olan şekli. Sağ sinyal, ayna kontrol, sağ şeride geçtim arkadaşlar. Araç duruyordu çünkü solda, şerit değiştirdim. Yapamıyorsunuz bu dediğimi arkadaşlar, tabii ki hocanızın anlattığı gibi önce yarın debriyajı bulun. Debriyaj frendeyken freni bırakın. Ama onda inanın ki stop etme riski benim anlattığımdan daha yüksek. Benim anlattığımda geri kayıp arkadakine vurma riski var. Ama çabuk yaparsanız, freni bıraktığınızda gaz vermeye başlayıp debriyajı kavramaya getirip tutabilirseniz araba geri kaymasa hemen durur, kaymayı bırakır. Kavramaya geldi, araba geri kaymayı bırakır. Karar tamamen sizin arkadaşlar. Ben iki şekilde kalkış olduğunu size söyleyeyim. Yani benim vicdanım rahat olsun ama kararı siz verin, tamam mı? Evet. Enes'im sen nasıl kalkıyorsun? Sen de benim de bir gün kalkış yapıyorsun. Aynen, biz şoförler öyle yapıyoruz değil mi Enes? Freni bırakıp gaz verirken debriyajı kaldırıyoruz. Hatta biraz sert kaldırınca patina çekiyor araba, değil mi? Öyle pati yapıyor. Hatta dünkü videomda yaptım, böyle teker bir tür pati çekti. Onu da söyledim arkadaşlara. Tabii. Cink etti ama sesi duymadılar onları, ben duydum. Çünkü niye? Debriyajı anlattım zaten. Bakın şimdi debriyajı hızlı bırakacağım. Bakın arkadaşlar, benim dediğim şekilde kalkışta debriyajı hızlı bıraksanız bile araba stop etmiyor. En fazla patinaj çekiyor. Tamam mı? Pati yapıyor. Niye? Çünkü gaz veriyorsunuz ya bir yandan, önce gaz verdiğiniz için araba güçlü olduğu için stop edemiyor. Ama sizin yaptığınız araba kendi gücüyle kalkmaya çalışıyor tabii. Mecburen yarım debriyajda, işte 1000 devirde, 900 devirde frene bırakınca kendi gücüyle ilerlemeye çalışıyor. Siz o ayarı tutturamadıysanız geçmiş olsun. Ama yandan gazı veriyorsanız o esnada hiç sıkıntı yok. Yine her türlü kalkar arkadaşlar. Esas olan kalkışta aslında biraz yandan gaz veriyor olmak arkadaşlar. Ama yokuş kalkıştan bahsediyorum sınavdaysanız. Normal hayatlarda her türlü kalkın gaz vererek ama sınavda o parkların içinde falan sakın gaza dokunmayın, tamam mı? L park, paralel park ya, bakın sakın gaz pedalına dokunmayın. Çünkü çok dar bir alan. Önünüzde, arkanızda, sağınızda, solunuzda duba, kaldırım bilmem ne var değil mi? Çok daha kısıtlı bir alan. Orada gaza dokundunuz mu, araba fırladı mı geçmiş olsun. Onun için önünüz açık olan alanlarda gazlı kalkış yapın. Şimdi debriyaja basıp 2'ye aldım arkadaşlar. Kasisi geçiyorum. Arabalarda yol veriyorum. Durduğum 1'e aldım debriyaj fren. Değil mi? Freni bıraktım. Yarım debriyaj. Gaz verirken debriyajı kaldırdım. 1, 2, 3. Hızlandım. Gazı bırak. Debriyaja basıp 2'ye al. Debriyajı kaldırırken gaz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şeye doğru ilerliyoruz. Beykoz sahile doğru. Şöyle sahine şeyim. İnşallah balığı tutacağız. Tutarsak inşallah bu videonun peşine ekleyeceğim. Tutamazsak zaten utancımdan ekleyemeyeceğim, haberiniz olsun. Şimdi şurada duruyorum. Debriyaj fren arkadaşlar. Vitesi boşaldım. El freni çektim. Vitesi boşaldığım için debriyajı ve freni bıraktım. Evet arkadaşlar. Enes'im sen de telefonu kapatmaya geçebilirsin arkaya. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Videonun devamı inşallah gelirse ekleyeceğim. Gelmese kendinize iyi bakın. Tamam mı arkadaşlar? Evet Enes'im, videoyu bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.